Arkadaşlar merhaba. Bugün kısa bir seyahat yapacağız. Biraz da sohbet edeceğiz ama bu seyahatin amacı size bir kamyon sürüşü göstermek değil, SCS'nin yeni planlarından bahsetmek. Pirdop'ta bir taş ocağından bir iş makinesi alıp Karlova'ya teslim edeceğiz. Yani bu arada da SCS'nin 2020 planlarından bahsedeceğiz. Çünkü bugün SCS blogda bir yazı yayınlandı 2020 planları ile ilgili. Tabi bu planların bir kısmını içerse de en azından bize gelecekte nelerle karşılaşacağımız hakkında bir fikir veriyor. Öncelikle hemen şunu söyleyeyim. 2020 için muhtemelen iki tane yeni sürüm göreceğiz. Bunlar 1.37 ve 1.38 sürümleri. 1.37 sürümü daha çok ses üzerine yoğunlaşmış olacak. F-Mod denen bir ses motoru eklenecek ETS'ye ve ATS'ye. Bu çok önemli bir gelişme çünkü F-Mod şu anda birçok oyunda kullanılan ve yaşanan sanal dünyayı daha gerçekçi hale getirmeye yarayan Sağ ol. bir ses düzeni. Şimdi bunu şöyle hemen kısaca açıklayayım. F-Mod nedir? Bununla ilgili bir fikir sahibi olmanız için. Örneğin bir hemzemin geçitte durdunuz. Önünüzden bir tren geçecek. Bekliyorsunuz. Tren sağ taraftan geliyor. Trenin sesini duymaya başlıyorsunuz sağ taraftan. Önünüzden geçerken ses yükseliyor. Sol taraftan uzaklaşmaya başladığında da ses azalıyor. Aslında tren her noktada aynı sesi çıkartıyor ama size yaklaştığı zaman siz bu sesi daha fazla duymaya başlıyorsunuz. Uzaklaşırken de daha az duymaya başlıyorsunuz. Şimdi bugüne kadar SCS'de olan ses sisteminde şöyle bir durum vardı. Örneğin yapay zeka trafikte yanınızdan bir kamyon geçiyor. Bu kamyon size yaklaştığında bir ses dosyası çalmaya başlıyordu. Bu ses dosyası en düşük sesten başlayıp yükseliyor, sonra tekrar azalıyordu. Yani tek bir ses dosyası çalıyordu. Bu ses düşük güçten başlayıp yükseliyor ve azalıyordu. Ondan sonra da bitiyordu ses. Şimdi bunda durum farklı. F-Mod'da kamyon her noktada aynı sesi çıkartacak. Yani siz kamyonu takip ettiğinizde kamyondan hep aynı sesi duyacaksınız. Ama size yaklaştığında daha fazla ses duyacaksınız, uzaklaşırken daha az ses duyacaksınız. Örneğin ProMods haritasında bazı köylerden geçerken hayvan, çiftlik hayvanlarının seslerini, köpek havlamalarını falan duyardık. Bu seslerin ne taraftan geldiğini anlamak çok zor olurdu. Hatta anlamak mümkün değil çünkü bu ortada bir sesti. Şimdi bu hayvanların yani çiftlik hayvanlarının ya da köpeklerin seslerinin hangi taraftan geldiği, ne kadar yaklaştığınızla ilgili de bir fikir sahibi olacaksınız. Şimdi bu başlangıçta bir şey ifade etmeyebilir ama oyun içerisinde örneğin işte GPS'in sesi mesela sağa dön, sola dön, işte kavşakta ilk çıkışı kullan vesaire gibi sesler aracın içinde nereden geldiği belli olmayan sesler. İşte bu tip şeyler bu F-Mod'la biraz daha gerçekçi hale gelecek ve oyun içinde daha fazla keyif almamızı sağlayacak. Tabii gelişmelerin nasıl olacağını bilmiyorum ama bunun hem haritalarda çeşitli nesnelerin yeniden seslendirilmesi, işte yeniden ayarlanması, prefabriklerin bunların hepsi zaman alacak bir süreç. O yüzden de SCS herhalde yılın ilk yarısında bir yenilikle karşımıza çıkmayacak. Çünkü şu anda teknik ayarlamaları ve düzenlemeleri yapıyorlar. Bu aslında çok büyük bir iş, yani uzun bir iş ama oyuna çok büyük bir keyif getirecek. Bu F-Mod'un dışında dediğim gibi iki tane sürüm gelecek demiştim. 1.37 ve 1.38 sürümleri. 1.37 sese odaklı olacak ama 1.38 sürümde daha çok grafik odaklı olacak. Bu bir takım grafik yenilikler getirecek DX11 ile ilgili. Bunların ne olacağı hakkında blog yazısında henüz bir ipucu yok. Ama hepiniz biliyorsunuz işte yağmurlu havada giderken tekerleklerin etrafa sıçrattığı sular gibi böyle
normal görünmeyen şeyler ETS'de muhtemelen biraz daha gerçekçi hale gelecek diye düşünüyorum. Sis gibi şeyler mesela biraz daha şey olabilir, gerçekçi olabilir. Yağmur etekleri biraz daha gerçekçi olabilir. Bunları bekleyip göreceğiz. Ama SCS'nin bahsettiği şeyde blog yazısında çok önemli ve ciddi değişikliklerin olacağı belirtilmiş. Bunlar dışında birkaç tane yeni kamyon gelecek. Bu kamyonlar ATS'ye mi gelecek, ETS'ye mi gelecek? Bunun hakkında bir bilgi yok. Ama ben ETS'ye de yeni bir kamyonun, en azından bir tane kamyonun geleceğini düşünüyorum. ATS'ye de gelebilir bir tane. Dolayısıyla biz yeni birkaç tane kamyon göreceğiz. Bu yeni kamyonların yanı sıra şu anda SCS'nin bir grubu eski kamyonların iyileştirilmesiyle ilgili çalışıyormuş. Bu da şu anlama geliyor. ETS'de ya da ATS'de mevcut kamyonların daha iyi hale getirileceği. Bu daha iyi hale getirileceği derken işte aksesuar yuvaları mı olur, grafik açıdan mı olur, işte motor düzenlemesi ve ses açısından mı olur, bunları bilemiyorum. Bunlarla ilgili bir ipucu yok. Ama daha iyi kamyonlarla oynayacağımız kesin bu yeni sürümlerde. 1.38 sürümünde ses dışında grafik geliştirmeleri de olacak demiştim. Herhalde bu kamyon geliştirmeleri de 1.38 sürümünde olacak. O da muhtemelen bu yılın son çeyreğinde olur diye düşünüyorum. Çünkü ilk 6 ay çok fazla bir değişiklik olmayacağını anlıyorum blog yazısından. İlk 6 ay sonunda 1.37 yayına girerse işte 1.38'de 3. çeyrekte belki yıl sonuna doğru görme şansımız var. Arkadaşlar ETS gerçekten son derecelerle oldukça güzel bir hale geldi. Özellikle Karadeniz derecesi. İstanbul'u ayrı tutuyorum. Çünkü İstanbul'u bir kamyoncu cenneti yapmışlar maalesef. İstanbul'dan hiç keyif almadığımı söyleyeyim. Çok büyük bir şehir. Çok da güzel prefabrikler var. Ama İstanbul'un kaosunu oyuna yansıtamamışlar maalesef. İstanbul sanki kamyoncular için bir cennet gibi bir yer olmuş. Mesela Sofya, Bükreş gibi şehirler bile İstanbul'dan daha karmaşık yapılmış DLC'de. O yüzden İstanbul'u hariç tutuyorum ama mesela Karadeniz DLC'si çok iyi. Bundan önce çıkan DLC'ler de iyiydi ama Karadeniz DLC'si muhteşem olmuş. Tabii böyle olunca yeni planlarda da daha iyi şeyler bekliyoruz. Bu da ne olabilir? Haritanın eski bölümlerinin yenilenmesi. Almanya'da zaten başlamışlardı ama Almanya'da yapılan yenilikler bu Karadeniz derecesinde gördüğümüz şeylerle kesinlikle aynı değil. Dolayısıyla eski haritalarda epeyce bir iş olacağını düşünüyorum ben. Bakalım neler olacak. Şimdi 1.38 için grafik düzenlemeleri olacak demiştik. Daha doğrusu SCS blog yazısında öyle söyleniyor. Bu ışıklarla ilgili, grafik görüntülerle ilgili bir şey. Yani gece ve gündüz döngülerinde hava durumunun ışığın yansıtılması, nesneler üzerinde ışığın yansıtılması daha gerçekçi bir hava deneyimi sunabilir diye düşünüyorum. Tabii nasıl değişiklikler yapıldığı hakkında bir fikrim yok. Onu da hemen belirteyim. Mesela ben bununla ilgili karşılaştırma yapmam gerekirse Dirt Rally 2 ile karşılaştırma yapabilirim. Dirt Rally 2'yi arada bir oynuyorum. Onda atmosfer çok daha iyi yansıtılmış. Örneğin güneş karşınızdayken ortam farklı görünüyor. Görüşünüz değişiyor. Güneşi arkanıza aldığınız zaman durum farklı görünüyor. Ağaçların arasına girdiğiniz zaman ışık farklı görünüyor. Eğer ETS 2'ye de bu tip şeyleri yansıtabilirlerse gerçekten o zaman böyle tablo gibi bir
manzaranın içinde kamyon kullanma şansımız olabilir. Bakalım, bekleyip göreceğiz zaman içerisinde. İnşallah bütün bunlar kısa sürede olur. Benim ayrıca da beklentilerim var bu konuda. Bunu da yorum olarak yazdım zaten. ETS'nin en büyük eksiklerinden bir tanesi bu yolların çok pürüzsüz olması. Kamyonun fiziklerini hissetme şansınız olmuyor. Yollarda hiçbir arıza yok, dümdüz. Mesela şu anda gittiğimiz yol sanki üçüncü sınıf bir yol gibi görünüyor. Yolun üzerinde çatlaklar vesaire görünüyor görsel olarak. Ama kamyonda bunu hissetmiyorsunuz. Evet, son zamanlarda yapılan kamyonlar, yeni kamyonlar süspansiyon açısından falan mükemmel. Ama ne kadar mükemmel olursa olsun yoldaki pürüzleri hissetmemek imkansız. Dolayısıyla buna da bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Mesela bütün yollar böyle dümdüz değil. Yollarda yamalar var, göçükler var. Örneğin buralara girdiğiniz zaman kamyonun bir tepki vermesi gerekiyor. Kamyonun tepki vermesinden öte sürücünün vücudunun bir tepki vermesi gerekiyor. Çünkü kamyonun hareketlerine bağlı olarak insan vücudu da kendisini dengeliyor bir şekilde. Dolayısıyla bununla ilgili de bir takım gelişmeler olsun istiyorum ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunu yine Sola Dirt Rally 2 ile döneceğim. karşılaştırarak söylüyorum ya da buna benzer başka oyunlar da var. Shake denen bir sistem var mesela Dirt Rally 2'de. Böyle bozuk yollara girdiğinizde kafa farklı hareket ediyor, sallanıyorsunuz. Benim bazen başım dönüyor çok hızlı giderken. Mesela şimdi arkadaşlar, az önce verdiğim tren örneğinde işte burada görebiliriz örneğin. Şimdi buradan geçerken biz aslında trenin sesini zaten duymuyoruz. Tren ses çıkartmıyor ne hikmetse ETS 2'de. Bundan sonra böyle olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü tren seslerinden bahsediyor. Mesela şimdi tren geçti, yanımızdan geçip uzaklaştığında bizim artık bu sesi yavaş yavaş duymamaya başlamamız gerekiyor. Yani sesin yavaş yavaş azalmaya başlaması gerekiyor. Şu anda ETS'de böyle bir durum yoktu. Sola dön. Bakalım bu gelecek güncellemelerde nelerle karşılaşacağız? Sesle ilgili bahsettikleri kadar ciddi bir dönüşüm olacak mı? Oyunu çok daha keyifli hale getirecek bir dönüşüm olacak mı? Yoksa bir hayal kırıklığı mı yaşayacağız? Onu hep beraber göreceğiz. Sağa dönmeye hazırlan. Ama her ne olursa olsun yani ETS 2 şu Sağa haliyle bile güzel oynanıyor. Ben daha çok böyle seyahatleri müzik eşliğinde yaptığım için son derece kafa dinlendirici ve huzur verici bir oyun benim için ETS 2. Ses sistemine sola gelirse dönmeye hazırlan. daha da güzel olacağını düşünüyorum. İşte dediğim Sola gibi bir dön. de bu yollardaki şu pürüzsüz yolları hallederlerse o zaman mükemmel olacak. Fizikle ilgili ufak tefek gelişmeler olursa çok iyi olacak ama bütün bu değişiklikler yapıldığında muhtemelen modderlere çok iş düşecek. Çünkü tüm harita modlarının, kamyon modlarının, ses modlarının yeniden düzenlenmesi, yeni ses kayıtları yapılması anlamına geliyor. Zaten son zamanlarda haritalarla ilgili sıkıntı var. Bu 1.36'dan itibaren biliyorsunuz harita güncellemeleri oldukça zaman alıyor. Harita çıkmıyor. Yani yeni sürüm haritalar yayınlanmıyor. Yayınlananlar da sadece 1.36'da çalışacak şekilde basit bir revizyondan geçirilmiş haritalar. Dolayısıyla haritacılara çok büyük iş düşecek. Kendi haritalarını yeni sisteme revize etmeleri için. Ha, bu arada unutmadan söyleyeyim. Bu şirketler yani ETS 2'de yük aldığımız ve yük boşalttığımız şirketlerle ilgili aslında bu yeni bir şey değil. Daha önce de vardı ama nedense bunu göremedik. Çünkü haritaların yenilemeleri gerekiyor bununla ilgili. Artık harita yapımcıları şirket prefabriklerini istedikleri gibi düzenleyebiliyorlar. Yani standart bir şirket prefabriğini koymuyorsunuz. İçindeki binaların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Farklı şirket motifleri ortaya çıkabiliyor. Ama bunu muhtemelen yeni haritalarda görmeye başlayacağız artık.
Çünkü eski haritaların bütün şirketlerinin güncellenmesi, elden geçirilmesi haritacıların üşendiği bir şeydir muhtemelen. Ancak yeni yapacakları yerlerde bunları düşünürler. Yani bu şu anlama geliyor. Yeni çıkacak haritalarda farklı şirket yapılarıyla da karşılaşma imkanımız var. Bu da oyunu biraz daha keyifli hale getirecek. Çünkü ben kendi hesabıma hep aynı şirketlere, aynı noktada aynı şekilde yük boşaltmaktan bıktım, usandım yani. Sağa dönmeye Değişiklik hazırlan. istiyorum. Biraz daha zor yük boşaltma noktaları olsun istiyorum ki oyun biraz daha keyifli hale gelsin. Ya da bir gittiğiniz yerde neyle karşılaşacağınızı bilmemeniz lazım. Yani Sağa dön. sürekli aynı yere çalışmıyorsanız, siz nasıl bir şirketin beklediğini bilmemeniz gerekiyor. Bu çok büyük bir güzellik olur ETS2 için, ama ancak bunu işte dediğim gibi yeni harita modlarında görebiliriz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu son Karadeniz DLC'sinde de aslında SCS bile bunu doğru dürüst yapmamış. Nedense şirketler hani ufak tefek değişiklikler var ama şirketler keyif vermiyor. Yani en azından bana keyif vermiyor. Bilmiyorum. Bunu bir kamyon simülatörü olarak kullandığım için belki de biraz daha farklı yük boşaltma noktaları düşünüyorum. Bununla ilgili favorim kesinlikle Macaristan haritası, Hungarimap. Yani adamlar orada bu şirket işlerini gerçekten harika yapmışlar. Gerçek dünyada karşılaşabileceğiniz bütün sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Hatta Rus haritasında da böyle güzel yerler var. Yani Dünya zorlukla girip kavşağında ilginç çıkabileceğiniz, çıkmış. kamyonu çok zor park edebileceğiniz yerler var. Ha, park etmek imkansız değil ama zor yerler. Promotus'ta da var hatta böyle birkaç tane yer. Dolayısıyla böyle çeşitliklerin olması gerekiyor. İşte onları da Şimdi herhalde yeni ilginçmiş harita gibi. modlarında göreceğiz artık. Bu yeni prefabrikler modellere biraz daha fazla özgürlük getirmiş gibi görünüyor, ama kullanırlarsa tabii modeller, çünkü Sağdan devam bunu et. hazırlamak da bir zaman işi. Yapmak isterler mi istemezler Dünya mi onu kavşağında bilemiyorum ilginçmiş doğrusu. gibi. Ama iyi haritalarda göreceğimizi düşünüyorum bu tür şeyleri. Şimdiki çıkışı kullanın. Arkadaşlar, yolun sonuna doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Karadeniz DLC'sinin neredeyse hemen hemen her yerini dolaştığımı söyleyebilirim. Yani çok fazla yer kalmadı. Bir şu nehir üzerinde gemiyle yolculuk etmedim, oraya denk gelemedim bir türlü. Karadeniz DLC'si bugüne kadar yapılmış en güzel DLC gerçekten. Bu yeni yıl için duyurulan iki tane DLC var. Bir tanesi Idaho Amerika'da, bir de İber Yarımadası ETS2 için. İber Yarımadası'nın çok güzel olacağını söylüyorlar. Karadeniz DLC'sinden daha iyi mi olacak onu bilemiyorum, ama İber Yarımadası'nda gerçekten harika yollar var. Onu biliyorum. Dağlık çok güzel yollar var. Promotus'tan da bunun bir kısmını hatırlayabilirsiniz. ETS2 eğer İspanya'nın ve Portekiz'in atmosferini tam olarak oyuna yansıtmayı başarabilirse, oralarda kamyon kullanmak da gerçekten son derece keyifli olacak. Ve Avrupa'nın kalan kısmı da böylece tamamlanmış olacak. SCS bundan sonra hedef bölge olarak nereyi seçer bilmiyorum, ama gönlüm Türkiye'nin kalan kısmının Sola dönmeye tamamlanmasından hazırlan. yana. Çünkü Boğaz Köprüsü olmayan ve yarım kalmış bir İstanbul böyle insanı Sola boğazında dön. yumru gibi kalıyor. Eğer Türkiye'nin kalan kısmını sonraki DLC olarak yaparlarsa, o zaman mükemmel olur, tadından yenmez hale gelir. Çünkü Türkiye haritası, her zaman söylüyorum, artık prefabrikler çok eskide kaldı. Yani göze hiç hoş görünmüyor. Özellikle şimdi böyle bir DLC'de kamyon sürdükten sonra Türkiye haritasında bir şehre girdiğim zaman Sağa üzülüyorum dönmeye gerçekten. hazırlan. Kendi ülkemde düzgün bir şey olmaması üzüyor beni. Eğer bir DLC olarak Türkiye Sağa dön. seçilirse muhteşem olur.
diye düşünüyorum. Yükü boşaltacağımız yere geldik arkadaşlar. Ya şimdi şurası bir toprak yol mesela. Amerikan Truck Simulator'da toprak yollar var, orman yolları. O kadar güzel yapmışlar. ETS'de bunu niye yapmıyorlar? Bunu anlamış değilim yani. Hakikaten anlamıyorum bunu. ATS'de bunu yapıyorsunuz da ETS'de niye yapmıyorsunuz yani? Barış noktasına ulaştınız. İyi günler. Bu arada bu DAF, Vadik'in DAF'ı en sevdiğim kamyonlardan bir tanesi. Çok fazla sayıda özelleştirme içeriyor. Özellikle kamyonun iç mekanında. Bir de 1800 derece desteği var direksiyonun. O yüzden en sevdiğim kamyonlardan bir tanesi bu. Yolculuğu da bu DAF'la yaptık. Genelde keyif için kamyon kullandığım zaman ya Volvo kullanıyorum ya bu DAF'ı kullanıyorum. Zaman zaman da Iveco Stralis var. O güzel. Son günlerde Scania'nın G modeli, Eugene denen bir arkadaş tarafından yapılmış. Scania'nın 4 farklı kamyonunu içeren bir paket. Scania GP, bir de R ve S modelleri. Ondaki Scania G'de alçak model bir kamyon. O da çok güzel olmuş gerçekten. Arada bir de onu kullanıyorum. Evet arkadaşlar, yolculuk bitti. Böylece sohbet de bitmiş oldu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüze göre olsun.